Ben şöyle diyorum. Ben size örnek olsun diye kısa bir örnek vereceğim. Kardeşim, ya Rabbi, Oğalar Camii'nde cuma namazına gelemeyen, şu anda beni dinleyemeyen, hasta yatağında olan, rahatsız olan, ahbabım, dostum, kardeşim, din kardeşim, vatanım, milletim, askerim, polisim, bordo verelim, emniyetim, garip kuraba, din kardeşim, vatandaşım, İslam coğrafyası, Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, ya Rabbi yeryüzünde ne kadar inleyen, feryat eden mazlum varsa ya Rabbi, sen bunlara nusretinle muamele eyle. Şu anda beni dinleyen cemaatimin evine huzur, çoluk çocuğuna sırat-ı müstakim üzere yaşamayı, vücuduna sağlık, hayırlı kazançlar nasip eyle diye dua ettim size. Buraya dikkat edin. Şimdi melaike-i kiram Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi, ya Erhamen Rahimi, şu anda senin kulun Doğanlar Camii'nin kürsüsünde kendisini dinleyen kardeşlerine dua ediyor. Buraya dikkat edin, dua ediyor. Allah-u Teala melaike-i kirama buyuruyor ki, ey meleklerim buyurun, siz de icabet edin. Buraya dikkat edin, siz icabet edin. Ya Rabbi, ey Allah'ım, kardeşlerine dua eden kuluna on katıyla muamele eyle diye melekler feryat edermiş Allah-u Teala. Anladınız mı İslam'ın ruhu? Ya Rabbi, kardeşlerine dua edene on katıyla muamele eyle. Ya rahmet ve merhamet peygamberi, alemlere rahmet olarak gönderilen güllerin efendisi, gül kokulu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Herkes burnunu bir köpeğin leşinin yanından geçerken, kapatırken, kokudan dolayı ya Rabbi şu dişlerdeki güzelliğe bak diye o köpeğin dişlerindeki güzelliği gören peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşu ölen Yahudi çocuğa bas sağlığına giden alemlerin nuru. Bir Yahudi cenazesi bir yerden geçerken ashab-ı kiram oturup beklerken o cenaze geçerken ayağa kalkıp cenazeye hürmet eden, ya Resulallah bu Yahudi cenazesi dendiğinde o da insandı ve bir şeref sahibiydi diyen peygamberin ümmetleri. Şu anda Yahudi mazlum Filistinli'nin ya cenazesine hürmeti yok. 30 tane mazlum Filistinli'yi inşaat enkazı altında bulmuşlar İbranice poşetler. Allah şaşırtacak ya, kendi poşetleri feryat ediyor. Elbiselerden cesetlerini tanımaya uğraşıyor mazlumca. Neden? Böyle âli bir necim millet orada komşu olmadığı için. Lan kardeşim sen İngiliz kulübünü alsan ne almasan ne? Yatın, katın. İşte şunu söylüyorum aziz kardeşim, şunu söylüyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin mazlum coğrafyanın ve mazlumların umidi olan bu âli necim millete Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de 5 asır Kabe-i Muazzama'da sürre alaylarıyla gelen hüccaca para almadan, karşılık beklemeden yol güvenliğini sağlayarak 6 asıra yakın o İslam beldesine hizmet eden âli necim bir millet. Size bir tarihi anekdotu söyleyeyim. O zihniyet aziz kardeşlerim bir büyümüş Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'da o 2001 ve 2003 yılları Türkiye Cumhuriyeti bizim tarihimiz açısından tarihe vefasızlık açısından en sıkıntılı dönemdir. Bu kardeşimiz o dönemi yaşadı. Ben bunları söyleyeceğim yaşadıklarımı sizin de gönül dünyanızda belki bir satır kalsın. Sene 2001 yıl. Yurt dışından devlet din görevlisi olarak hacca geldik. Hac görevlisiyiz Almanya'dan. Kulağımıza bir bilgi geldi. Dediler ki Ecyat Kalesi'ni Suudi Vahabi yıkacak. Tahrip edecek. Tarihe saygısızlık yapacak. Hazreti Hatice annemizin methum bulunduğu Cennetül Mualla'da muazzam bir koku vardı. Muazzam bir koku. Allah şahit ben o kokuyu hissettim. Harun Sultan Süleyman Hazreti Hatice annemize güzel bir türbe yaptırmış.
türbeden tayin etmiş ama Vahhabi kaldırmış yıkmış. Dediler ki Eccab Kalesi'ni yıkacak bu zihniyet. Ya dediler ki bir imza kampanyası yapılacak, bunu taşıyacak görevli lazım. Meğer büyük bir riskmiş bunu yapmak. Ben de acizane otelleri sağa sola görev dışında imza topladım. Yıkılmasın kalemiz mi? Eccab Kalesi. Ben bu kalemin elhamdülillah bende orijinal fotoğrafı var. Yaklaşık 80 yıl. Elimde asıl. Elhamdülillah. Buraya dikkat edin. 2001 yılında uğraştık ama tarihimize sahip çıkamadık. Kale yıkıldı. Yerine de zemzem tavır yapıldı. Bizim hacılara diyorum kardeşim, yukarıda Allah'ın ismi Celle Celaluhu var ama bunun altında bizim tarihi enkazımız yatıyor. Ben de hacıya bunu anlatıyorum. 2003 yılında gittik ki kalemiz yerle yeksan olmuş. İşte bir büyüğümüz kaleye doğru dönmüş yıllar önce, böyle gözyaşıyla kaleye bakıyor ve gözlerinden yaş akıyor. Benim gibi gaflette olan biri de geliyor, omuzuna dokuyor, bey amca. Ya sen diyor bu tarafa doğru ağlıyorsun ama Kabe muazzama bu tarafta diyor. Sağ omuzunun tarafında evladım diyor, yiğidim diyor. Deden diyor Kabe-i Muazzama'nın burada olduğunu biliyor. Deden diyor o kaleye doğru bakıyor ya, ben burada diyor 7 yıl askerlik yaptım. 7 yıl Osmanlı askeri. Burada bizim alaylarımız vardı, hilalimiz, sancağımız vardı. Ben burada bakarken arkadaşlarımızı, üç ilalimizi, sancağımızı, ben burada gözlerim, arkadaşlarım var, evladım. Hacı kardeşim. O açıdan şuraya getireceğim bir şey. Her türlü felaketi, her türlü sıkıntıyı, her türlü bela, musibeti omuzlayıp ayağa kalkan alineci bir milletiz. Yeter ki özümüze ve kimliğimize dönelim. Bize her yük hafif kalır ama aziz kardeşlerim, yeter ki Rabbimize karşı bunu muhafaza edelim. Konumuz şu aziz kardeşlerim, önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Miraç kandili ve o 6 Şubat Maraş depreminin de yıl dönümü. Kıymetli kardeşlerim, şerefli kardeşlerim, acı ve keder bizi kardeş olmayı, uzaklaşmayı, bir ve beraber olmayı bize öğretti. Müminler diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir vücudun azaları gibidir. Bir vücudun azaları gibidir. Yani bir vücutta diyor hadis-i şerif, göz ağrıdığı zaman ayakta, ayak ağrıdığı zaman vücutta onu hissedir. Müslümanın acısını ve kederini hissetmemek iman zafiyetini en önemli belirtisidir. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i böyle acılardan muhafaza eylesin. Şimdi konunun arasında aziz kardeşlerim, bir konudan bahsettim, bir konuyu arz ettim. O da şudur kıymetli kardeşlerim. Bir taraftan da zamana bakıyorum, zamanı da iyi kullanayım diye bugün sizlere inşallah öbür hafta Cuma günü Rabbim müsaade ederse 3 ay kadar buraya cumaları göreve geleceğim. Şimdi kıymetli müminler, zaman da daralıyor. İnşallah bu konuya kaldığı yerden devam edeceğim. Ezan okunduğu zaman bırakacağım. Allah ömür verirse inşallah. Kıymetli kardeşlerim, müminin şanını iki durum yükseltir. Müminin şanını iki durum yükseltir. Tevazu ve insanların ihtiyaçlarını giderir. O müminin şanını yükseltir. Belaları gideren de iki durum vardır. Sadaka ve sırayla. İşte bizim bugün toplumda kanayan yaramız burası aziz kardeşlerim. Bir, tevazuyu ve insanların
kendi ihtiyacını gidermeyi bırakma eğilimindeyiz. Aziz kardeşlerim. Neymiş aziz kardeşlerim? Şanını iki durum yükseltir. Tevazu ve insanların ihtiyaçlarını gidermek. Belaları gideren de iki durum vardır. O da nedir? Sadaka ve sırayla. Anne baba yakını, akraba, komşu, baba dostlar, bunları ziyaret etmek insanın rızkını artırır, ömrünü bereketlendirir ve aziz kardeşlerim insanın başından belayı döker. Bu önemli. Kıymetli kardeşlerim, hayatta gülünç olan üç aşama vardır. Buraya dikkat edin. İnşallah önümüzdeki hafta Cuma vaazında bu konuyu çok detaylı sizlere bir eğitimci olarak dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim, hayatta gülünç olan üç aşama vardır. Gülünç olan üç aşama vardır. Bir, erişkinlik dönemi. Erişkinlik dönemi. Yani gençlik dönemi. Vakit var. Güç sahibisin. Fakat paran yok. Buraya dikkat edin. Gülünç olan üç aşama var diyor. Erişkinlik, gençlik dönemi, vakit var, güç sahibisin fakat paran yok. Yani bir şeyler var ama aklında ne var? Vakit var, güç sahibisin ama paran yok. Paran yok. İkincisi çalışma dönemi. Paran var, güç sahibisin fakat vaktin yok. Yani dünya meşakkatine öyle girmişsin ki çalışma dönemi, paran var, güç sahibisin fakat vaktin yok. İkinci dönem. Neymiş? Çalışma dönemi. Çalışmaktan başka çaren yok. Nedir o? Paran var, güç sahibisin fakat vaktin yok. İkinci dönem. Üçüncü aşama yaşlılık dönemi. Paran var, vakit sahibisin fakat gücün yok. İşte hayat böyledir. Neymiş üçüncüsü? Paran var, vakit sahibisin fakat gücün yok. Yani o birinci aşamada icraya koyacağın hayalleri yapacak gücün yok. Ondan sonra da aziz kardeşlerim, işte bitti yolculuğun, işte son durak, getirdiler seni başlar üstünde, neydin, ne oldun, kalk da haline bak, bir kefenden başka ne var üstünde demiş şair. Ne oldu? Üçüncü aşamadan sonra omuzladılar ve seni taşıdılar. Demek ki taşınacak duruma da geleceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi ve cümle ümmet Muhammed'i imanı kamilden ayırmış. Ve şu kürsülerde sizlere ses duymuyor değil mi? Ses yok. Evet. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Rabbil Alemin bu makamlarda bulunanların Cenab-ı Rabbil Alemin ne sesini ne de nefesini eksik eylesin. Sesimizi duyurduğumuz kadar duyuralım ama son bir ifade ve şunu ifade edelim. Aziz kardeşlerim, şunu unutmayalım. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen de ölecekmiş gibi ahiret için çalışan kullardan eylesin. Sevgili Peygamberimiz, şu dünyada bir misafir gibi yaşayanlardan olalım. Bu kürsülerde sizlere vaazı nasihat eden bizlere Cenab-ı Rabbül Alemin samimiyetle ihlas, sizler de samimiyetle dinleyip mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Önümüzdeki salıya, çarşambaya, bariyam gece Miraç kandili, o Miraç kandilini de gerçek manada idrak eden kullarından eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.